Selamun aleyküm. Kangom'un motoru geldi rektifiyeden. 1.5 DC'yi arkadaşlar. Parçaları burada. Şu anda parçalar yıkanıyor. Adem Bey araç sahibi. Kendisi yıkıyor arkadaşlar. Çok sinirli duruyor parçalarını yıkadığı için. Şimdi motorumuzda neler değişti arkadaşlar? Ne işlemler gördü? Bu araç hararet yapmıştı. Pistonun bir tanesi aynı enjektör işemesi gibi eritmişti arkadaşlar. Daha önce de araca motor yapıldığı için gömlekler zayıflamıştı. Gömlek dediğimiz şu delikler arkadaşlar. Gömlekler zayıflamıştı. Bu araca standart piston gömlek değiştirdik arkadaşlar. Pistonları Yanmak marka, gömlekleri Yanmak marka kullandık. Grank arkadaşlar, Grank mili standart kaldı. Şu gördüğünüz malzeme Grank mili arkadaşlar. Üzerindeki orijinal, daha önce de taşlama görmemiş. Yani demek ki aracımız daha önce yatak sarma gibi bir arıza yapmamış arkadaşlar. Silindir kapağımız, eski silindir kapağımız fazla taşlandığından dolayı, şu yüzeyinin fazla taşlanmasından dolayı eski kapağımızı kullanmadık. Hararete meyilli olacaktı. Silindir kapağını Özguide aldık arkadaşlar. Bakın markasına odaklıyorum. Özguide silindir kapağı. Konya malı arkadaşlar. Yerli, Türk malı. Subaplarımız değişti. Subap lastiklerimiz değişti. Silindir kapağımız değişti. Eksantriğimiz değişti arkadaşlar. Şu içerideki fincanlarımız değişti. Evet, motorumuzu Bismillahirrahmanirrahim deyip Allah'ın izniyle toplamaya başlıyoruz arkadaşlar. Sadece motorunu mu çekiyorsun, içi de alıyor musun adam abi? Komple. Komple. Arkadaşlar motorumuzun alt kısmını topladık. Yağ pompasını, kartelini, ön grank keçesini, arka grank keçesini taktım. Tork metreyle silindir kapağımı torkluyorum arkadaşlar. Şu anda çekim yapan araç sahibi. Evet, bir 10 dakika bekledikten sonra bir üst kademede tekrardan kapaklarımızı sıkacağız arkadaşlar. Tersten bas, öbür taraftan bas. Kangon'un katalizörü arkadaşlar. Komple tıkanmış. Motorumu bitirmek üzereyim arkadaşlar. Kangon'un motorunu topladım arkadaşlar. Bitti. Tezgah da hazır. Atılacak. Allah nasip ederse birazdan da motorunu atacağız. Çiçek gibi motor oldu. Fabrikasyon bir şekilde toplandı arkadaşlar. Kendi orijinal civataları neredeyse o civatalar yani. Oradan buradan uyduruk bir civatalarla motor toplanmadı. Çiçek gibi oldu. Sahibi de güle güle kullansın arkadaşlar. Araç sahibi de burada zaten. Motor içerisini kendisi yıkıyor. Bir kat temizlendi. Tekrardan temizlenecek. Şaseler burada. Kulesi böyle. Tertemiz temizledi. Şeyi mavi tur yazane şeyi öğrenir mi Ferhat'ın? He?
Evet arkadaşlar, Kango 1.5'in motorunu attım üzerine. Marşına bastım. Allah'ın izniyle aracımızı çalıştırdık. Antifrizimizi koyduk. Havasını aldık ama yine de motor bir yarım saat civarında bu şekilde kapak açık çalışacak arkadaşlar. Hava filtre kazanımızı bağlamadık henüz. Evet. ...1.5 DC motorumuzun sonuna geldik arkadaşlar. Hayırlı uğurlu olsun. Güle güle kullansın arkadaşım. Motor tesisatına kadar çiçek gibi dizdik. Mis gibi oldu arkadaşlar. Sıradaki aracımız Land Rover 1.8 Freelander motor. Allah nasip ederse onu indireceğim, dağıtacağım. Yeni videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hayırlı günler diliyorum. Aracın sahibi Tokatlı. 60 Tokat diye oraya bir tabela yapmış. Plaka yapmış. Hayırlı günler arkadaşlar. Allah'a emanet.